Sanırım hepimiz günlük yaşantımızda maddenin üç halini oldukça iyi biliyoruz. Hatta çok yüksek derecelerde maddenin dördüncü halini de elde edebiliriz. Ama normalde maddenin önemsediğimiz üç hali katı, sıvı ve gaz olabilir. Hepimiz bu genel kavramları biliyoruz. Bence akıllara ilk gelen, en azından benim aklıma ilk gelen su örneği. Maddenin katı hali, maddeler soğuk hatta oldukça soğuk olduğunda ortaya çıkar. Sonra maddeyi ısıttığınız zaman maddenin sıvı halini elde edersiniz. Daha da ısıttığınızda madde gaz haline geçmeye başlar. O zaman soğuktan sıcağa doğru bir geçiş olur. Bunu su örneğinde düşünürsek katı halde ise buz olur. Sıvı halde ise bazıları buna buzu su diyor ama biz sıvı su olduğunu söyleyelim. Bunun ne anlama geldiğini bildiğinizi düşünüyorum ve maddenin gaz hali oluştuğunda ise buhar veya bu elde edersiniz. Buhar veya bu. O zaman en azından su örneğinden yola çıkarak birazcık benzerliğin başka çeşitteki moleküllere nasıl uzanacağını düşünelim. Peki, suyu katı yapan şeyin veya şöyle söyleyeyim, maddeyi katı hale geçene kadar soğuttuğumuzda katının sıvı hale geçmesine ne izin verir? Şimdi biraz açık konuşacağım. Sıvılar gerçekten etkileyici ve büyüleyici maddeler. Çünkü sıvıları hiçbir zaman sabit tutamayız. Bence maddeyi sabitlemek onu incelemenin en iyi yolu. Aynısı gaz için de geçerli. Peki bir tane su molekülü çizelim. Burada suyu oluşturan maddelerden oksijenimiz var. Hidrojene doğru çizilmiş bağlarımız var. Oksijende iki tane fazladan değerlik elektronumuz bulunuyor. Hatırlarsanız birkaç video öncesinde oksijenin hidrojene oranla çok daha elektronegatif bir element olduğunu söylemiştik. Oksijen elektronları alıp bencillik etmeyi seviyor. O zaman burada oksijen ve hidrojenin elektronlarını paylaştığını görmemize rağmen bu çizgi ve bağların ikisinde de şunu fark edebiliriz. Hidrojen de oksijen de bu bağların ikisinde de bir tane elektron veriyor. Ama elektronegatiflik veya oksijenin göreli elektronegatifliği yüzünden buradaki elektronları kendisine alıp aç yaptığını da biliyoruz. Bu yüzden de elektronlar oksijen etrafında hidrojeninkine göre daha fazla vakit harcıyor. Bunun sonucunda da molekülün oksijen olan tarafı eksi değerinden oluşuyor. Bu konu hakkında biraz konuştuk. Molekülün hidrojen tarafında ise çok az oranla pozitif değerle bitiyor. Şimdi eğer bu moleküller çok az bir kinetik enerjiye sahipse doğal olarak moleküller bütün bu alanda hareket etmeyecek. Sonra hidrojen tarafındaki pozitif değerler diğer moleküllerdeki oksijen tarafındaki negatif değerler tarafından kendilerine çekilecekler. Buraya biraz daha molekül resmi çizeyim. Bütün bir maddenin halleri hakkında konuştuğumuzda aslında moleküllerin yani taneciklerin birbirleri arasındaki iletişim ve etkileşimden bahsetmiş oluyoruz. Bu etkileşim sadece molekül içindeki atomların birbiriyle etkileşimi değil. Burada bir tane de su molekülü çizdim. Bir dakika bunu buraya tekrar kopyalayıp yapıştıracağım. Birden çok su molekülü de çizebilirdim. Hidrojenin buradaki oksijenin yanında olmak isteyeceğini düşünelim. Burada negatif değerler varsa ve etkileşim iki zıt değer arasında olacaksa bunun da pozitif değerleri var. Buraya bir tane daha çizebilirim. Şimdi buradaki iki tane hidrojen, bir tane oksijen birbirleriyle takılmak istiyorlar. O zaman burada bir tane oksijenimiz olmuş olabilir. Çünkü diğer zıt değeriyle birlikte olmak istiyor ve negatif değer de burada. Oksijen hidrojendeki pozitif değerleri alabilmek için buradaki iki hidrojene bağlı Burada çapraz ve örgü yapıyı görebilirsiniz. Bu bağları çizeyim. Bu polar bağlar şekillenmeye tanecikler arasında başlıyor. Buradaki bağlara polar bağlar deniyor. Çünkü buradaki taneciklerin kendileri polar yapıda. Burada bu örgülü yapının oluştuğunu görebilirsiniz. Buradaki hiçbir molekülün yüksek bir kinetik enerjisi yok. Hatta bu maddenin ortalama kinetik enerjisinin açık bir şekilde düşük olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ortalama kinetik enerji hakkında neler biliyoruz? Evet. Bunun da sıcaklık olduğunu biliyoruz. O zaman moleküller arasındaki bu örgü yapısı maddenin katı olduğuna işaret ediyor. Buradaki moleküller birbirleri arasında göreceli bir şekilde hareket etmez. Aslında çok daha fazla molekül çizebilirim ama bu tür sabit yapılı moleküllere şekil verdiğimizi anladınız. Madde katı haldeyken kinetik enerji eklersek yani maddenin ısısını arttırırsak maddeyi titreştirip biraz da olsa hareket etmesini sağlayacağız. Bir karikatürist olsaydım bu titreşimi göstermek için bu tırnak işaretinden koyardım. Ama konumuz fen. Ciddi bir şey hakkında konuşuyoruz. Neyse. Bu moleküller etraflarında az da olsa titreşir ve vızıldar. Moleküllerin titreştiğini gösterebilmek için şimdi de oklar çiziyorum. Okların sadece sağdan sola olmasına gerek yok, yukarıdan aşağıda olabilirler. Eğer katı bir maddeye daha fazla ısı ekleyecek olursanız bu moleküller yapılarını korumaya devam edecekler. Yani birbirlerine yakın bir şekilde hareket etmeyecekler. Ama moleküller aldıkları ısıyı kinetik enerjiye çevirecekler. Çünkü bildiğiniz gibi ısı da bir enerji çeşididir. Kinetik enerji de az önce ifade ettiğimiz üzere moleküllerin titreşimi olacak. Evet, bu molekülleri yeteri kadar titreştirirsek ve bu moleküllere yeteri kadar kinetik enerji yüklersek bu moleküllere ne olacağını tahmin edebilir miyiz? Buradaki su molekülü yeterince sert bir şekilde titreşiyor ve onu ısıttığınızda daha sert ve güçlü bir şekilde titreşmeye devam ediyor. Buradaki de aynısını yapıyor. Bazı sıcaklıklarda bu hidrojen bağlar yani moleküller arasındaki bağlar titreşimleri taşıyamayacak kadar güçsüzleşmeye başlıyor. Bu olay gerçekleştiğinde şuraya birkaç tane daha çizeyim. Bu olay gerçekleştiğinde moleküller birbirleri üzerinden hareket etmeye başlayacak. O zaman bir anda molekül kaymaya başlayacak. Ama moleküller yine de birbirini çekecek. Belki bu kısım buraya hareket edecek ve bu taraf da şuraya doğru hareket edecektir. Bu yoldan hareket eden diğer moleküller de var ama yine birbirlerini etkiliyorlar. Her ne kadar kinetik enerjiyi bir nokta için almış olsak da enerji sonucu oluşan titreşimler moleküllerin polar kısmındaki bağlara zarar verebilir, hatta onları kırabilir. Her bir molekülde oluşan bu titreşimler veya bu kinetik enerji bu bağları birbirinden tamamen ayıracak kuvvette de değil. Birbirleri üzerinden kaymaya, dolayısıyla hareket etmeye başlarlar. Aslında bu madde sıvı haldeyken oluşan olaydır. Elinizde bir sürü birbirine dokunmak, değmek isteyen atom var. Ama sadece birbirleri üzerinden kayabiliyorlar. Birbirleri üzerinden hareket edecek ve yer değiştirecek kadar kinetik enerjiye sahipler ve katı örgü yapılarını kırabilirler. Sonra da daha fazla kinetik enerji ekleyecek olursanız, daha fazla ısıtırsanız bu noktada bu çözüm olmuş oluyor. Moleküller beraber bile kalamayacak. Hatta birbirlerinin yakınında bile olamayacaklar. Yeteri kadar kinetik enerji ekleyecek olursanız oluşan yapı buna benzeyecektir. Birbirlerinden tamamen ayrılacaklar ve bağımsız bir şekilde etrafa sıçrayacaklar. Bu gaz ideal bir gazsa moleküller özellikle bağımsızca hareket edecek. Ama genel olarak maddenin gaz halinde artık atomlar ve moleküller birbirlerine dokunmaz. Hatta birbirlerine değmezler bile. Belki bazen birbirleriyle çarpışabilirler. Ama her birinin kinetik enerjisi o kadar yüksektir ki kendi başlarına takılırlar ve birbirlerine dokunmazlar. Zaten gazın nasıl bir yapıda olduğunu düşünürseniz bu kadar hareketli olmaları bir anlam kazanıyor. Örneğin bir gazı görmek oldukça zor. Peki gazı görmek neden zor? Çünkü gazın molekülleri birbirlerine yakın değil. Yani yan yana bulunmuyorlar. Bu yüzden de ışık altında bir katı veya bir sıvı gibi hareket etmiyorlar. Bu örnekleri daha da çoğaltmak istersek muhtemelen buz örneğini kullanmamam gerekir. Çünkü buz ve su katının sıvıdan daha düşük yoğun olduğu bir örnektir. Bu yüzden buz yüzebilir. Buz dağları okyanusun dibine batmaz ve bu yüzden göletler tamamen katı halde donmaz. Hatta bununla ilgili suyun sıvı hali katı halinden yani buzdan daha yoğundur isimli bir videomuz daha var. Orada bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Ama su dışındaki birçok madde için sıvı halin katı halden daha az yoğun olduğunu tahmin edebilirsiniz. Bu yüzden mesela sudan baktığımızda daha iyi görebilmemiz de bunun başka bir nedenidir veya da sıvılar bir katı kadar ışıkları kıramaz. Ancak gaz en belirgini olanıdır. Maddenin sıvı hali kesinlikle maddenin gaz halinden daha yoğundur. Maddenin gaz halinde moleküller etrafta sıçrar, zıplar ama birbirlerine dokunmazlar. Bu yüzden de maddenin içinden daha fazla ışık geçer. Şimdi o zaman soru şu. Bu gazı sıvı yapabilmek için gereken ısıyı nasıl ölçebiliriz? Bunu açıklamak için buraya bir tane aşama değişim grafiği çizeceğim. Bence bu bir şeyi açık bir şekilde anlatmanın en zevkli yolu. Buna benim eklemiş olduğum ısı miktarı diyelim. Bu da sıcaklık olsun. Maddelerin halleri hakkında biraz konuşacağız. Isı genellikle Q ile gösterilir. Bazı insanlar ısının değişimi hakkında konuşurlar. Küçük veya büyük H harfini kullanırlar. H harfinin önüne delta işaretini koyarlar. Delta sadece değişim demek. Bazen de ısı tutumu, entalpi kelimesini duyarsınız. Durun şunu yazayım. Çünkü entalpinin ne olduğunu söylemeliyim. Kulağa empati gibi duyuluyor ama empati'den oldukça uzak bir kavram. En azından benim sinir bağlarımın yapabildiği kadarıyla. Ama entalpi kavramı ısıyla doğrudan ilişkilidir. Isının içeriğini oluşturur. Birisi entalpideki değişim hakkında konuştuğunu duyduğunuzda aslında gerçekten ısıdaki değişimi düşünmeniz gerekir. Bence bu kelime kimya öğrenenlerin aklını karıştırmak ve onların kelime bilgilerine mantıksız bir kelime eklemek için ortaya çıkarıldı. Gerçekten onu anlamanın en iyi yolu entalpiyi ısı içeriği olarak düşünmek. Entalpideki değişim gerçekten sadece ısıdaki değişimi gösteriyor. Bütün bu konuştuğumuz ısıyı, kinetik enerjiyi, potansiyel enerji ve entalpiyi hatırlayın. Bu kelimeleri farklı durumlarda her zaman duyacaksınız ve ısı kelimesinin Doğru olduğunu düşündüğünüzde entalpi kelimesi aklınıza gelecek. Bunlar enerjinin değişik çeşitleri. Hatta hepsi jul biriminden ölçülür. Belki başka yöntemlerle ve birimlerle de ölçülebilir ama geleneksel ve klasik yolu jul biriminden ölçmektir. Enerji bir işi yapabilme potansiyelidir. Peki o zaman iş birimi nedir? Tahmin edebileceğiniz üzere o da jul. Yani kuvvetle mesafenin çarpımı. Neyse bu sadece ek bir bilgiydi. Ama bu entalpi kelimesini bilmek iyi bir şey. Özellikle de kimya için bunu bilmek oldukça önemli. Çünkü entalpi çok sık kullanılıyor ve bazen de çok karışık ve mantıksız olabiliyor. Bazen günlük yaşantımda hiç entalpi kelimesini duymamıştım ve bilmiyorum diyebiliyorsunuz. Entalpiyi sadece ısıyla ilişkilendirin ve aklınıza o şekilde yerleştirin. Çünkü entalpi gerçekten de ısı ile ilgili. Evet, nerede kalmıştık? Bu eksende ısım var. Bu sağa doğru gidildikçe ısı artışını gösteren bir grafik demiştik. Bu da sıcaklık. Peki şimdi düşük sıcaklıkta buradayım ve ısı ekledikçe sıcaklığım o kadar artacak. Sıcaklık ortalama kinetik enerjidir. Burada katı hale bulunduğumu farz edelim. Hatta bu katı hali mor rengiyle göstereceğim. Pardon hayır, zaten mor kullanmıştım. Pembeyi kullanacağım. Ben ısı ekledikçe sıcaklığım da artacak. Isı bir çeşit enerji formu. Hatırlayalım. Bu moleküllere ısı eklediğimde bu örnekte yaptığım gibi ne oldu? Isı molekülleri daha fazla titreştirdi. Başka bir deyişle moleküllere daha fazla kinetik enerji kattı. Veya da ortalama kinetik enerjiyi artırdı. Ve bu da sıcaklığın ortalama kinetik enerji ölçümünde olduğunu gösterdi. O zaman katı haldeki maddeye ısı eklediğimde ortalama kinetik enerjim daha da artmış olacak. Durun bunu bir yazayım. Tekrar ediyorum. Madde katı safhasında yani katı halde. Şimdi çok ilginç bir şey yaşanıyor. Bunun su olduğunu düşünelim. Peki sıcaklık sıfır olduğunda ne olur? Burası sıfır derece olsun. Aynı zamanda bu da 273,15 Kelvin yapıyor. Bu ikisinin aynı çizgi üzerinde olduğunu söyleyelim. Isı arttıkça katı maddeye ne olur? Evet katı sıvıya dönüşür. Buz erir. Ama bu tüm katılar için geçerli değil. Burada özel olarak sudan bahsediyoruz. Yani H2O. Yani bu örnekte de katımız buz olmuş oluyor. Tüm katılar buz değildir. Sonuçta bir kayayı katı bir mağma olarak da düşünebiliriz. Çünkü bu onun ne olduğudur. Bu benzetmeyi bir ton başka bir örnekle de açıklayabilirim. Ama buradaki ilginç şey bu olay sıfır derecede gerçekleşiyor. Bunu hangi yöne doğru yapıldığına bağlı olarak ya suyun doğma noktası ya da buzun erime noktasına bağlı olarak ilginç bir şey meydana gelir. Isıyı arttırdığında sıcaklık daha fazla artmıyor. Daha fazla ısı ekledikçe sıcaklık artık artmıyor. Bunu çizeyim. Kısa bir süre için sıcaklık sabit kalıyor. Sıcaklık sabit kaldığı sürece de madde katı halde kalıyor. Bu durumda hala katıyız. Daha sonra sonunda sıvıya dönüşebiliyoruz. Burada olduğunu söyleyelim. O zaman belirli bir miktarda ısı eklediğimizde sadece katı halinde kalmaya devam etti. Fakat buzun öyle bir noktası var ki bu noktada buz sıvıya dönüştü. Aslında tüm süre boyunca buzun erimesi gibi bir şeydi. Bunu ancak böyle en iyi şekilde anlayabiliriz. Sonrasında daha da fazla ısı eklemeye devam edersek sıvı daha çok ısınır. O zaman şimdi hangi sıcaklığın su için ilginç olduğunu öğrenmeliyiz tahmin edebileceğiniz gibi bu da tabii ki 100 derece ya da 373 Kelvin. Bunu da burada gösterelim. Ölçüleri Celsius cinsinden yapacağım çünkü aşina olduğumuz birim Celsius. Peki şimdi ne olacak? Bu suyun kaynayacağı veya buharlaşacağı sıcaklık. Ama bir şey oluyor. Gerçekten de moleküller kinetik bir şekilde aktif hale geliyorlar. Bu katıdan sıvı elde ettiğiniz zaman bu döngüye katmış olduğunuz belli bir miktardaki enerjiye benziyor. Bu noktada su buharına dönüşüyor ancak daha da ısınmıyor. O zaman ısı eklemeye devam etmeliyiz. Fakat sıcaklığında daha da artmayacağının farkında olmalıyız. Neler olduğunu birazdan konuşacağız. Sonunda bu noktadan sonrası tamamen buhar oldu veya tamamen buharlaştı. Sonra bu döngüye daha fazla ısı eklemeye başlayabiliriz. Böylece buhar daha da ısınacak. O zaman size ilginç bir soru ki bence gayet de mantıklı. Burada ısı eklediğinizde sıcaklık da bununla beraber artıyor. Burada ilginç olan şey ise neler oldu? Isı ekliyorduk. O zaman burada eklediğimiz ısı kinetik enerjiye dönüşmüş oluyor. Sıcaklığın da ortalama kinetik enerji olduğunu biliyoruz. Peki o zaman burada ısı ne yapıyordu? Eh, bu noktada ısı bu döngüye kinetik enerji eklemiyordu. Bu yüzden de sıcaklık artmıyordu. Ama burada buz suya dönüştü. O zaman maddenin bu halinde ne gerçekleşiyordu? Aslında bu moleküller arası bağları kıran şey kinetik enerji miydi, ısı mıydı? Aslında ısı bu molekülleri daha yüksek enerji seviyesine çıkarıyordu. Dolayısıyla bana yüksek enerji durumu ne diye sorabilirsiniz. O zaman burada bu kinetik enerji veya da ısı olmadı diyelim. Bu moleküller birbirlerine çok yakın olmak istiyorlar. Mesela ben dünyanın yüzeyine çok yakın olmak istiyorum beni uçağa koydunuz. Aslında beni daha yüksek bir enerji seviyesine koyuyorsunuz. Uçakta çok fazla potansiyel enerjim var. Dünyaya doğru düşme potansiyelim daha yüksek. Ve aynı şekilde bu molekülleri ayırdığınız zaman ya da katıdan sıvı hale geçtiğimizde moleküller birbirlerine doğru uzanmak isteyecek. Ama moleküller çok fazla kinetik enerjiye sahip oldukları için bu birbirlerine doğru uzanmayı hiçbir zaman yapamazlar. Ama enerjileri daha da artar. Moleküllerin potansiyel enerjileri yüksek. Çünkü birbirlerine doğru uzanmak istiyor. Bunu birbirlerine uzanarak teoride bazı işlerde yapabilirler. O zaman burada ısı eklediğimizde gerçekleşen şey ve bu eklediğimiz ısı miktarı ısı birleşimi olarak adlandırılır. Çünkü ne kadar gidersek gidelim ısı miktarı değişmiyor. O zaman katıdan sıvıya geçişte ısıyı erime olarak alıyoruz. O ısı da buzu eritmek için gereken şey. Bu yöne doğru gidecekseniz, ısı 0 dereceki suyu buz'a çevirmek için gerekiyor. O zaman potansiyel enerji hakkında konuşuyoruz ve moleküller birbirlerine daha ve daha yakın hale geliyor. Bunun hakkında düşünmenin yolu ise şu: Tam buradaki ısı kinetik enerjiye dönüşüyor. Sonra döngünün katıdan sıvıya geçme aşamasındayken bu ısı bu döngüye potansiyel enerji eklemek için kullanılıyor molekülleri ayırmak için de daha fazla potansiyel enerji vermek lazım. Beni dünyadan ayırırsanız bana potansiyel enerji vermiş olursunuz. Çünkü yer çekimi beni dünyaya geri çekmek ister. Hatta dünyaya düşerken de bir şeyler yapabilirim. Bir şelale veya işi enerjiye dönüşen üzerindeki türbini düşünün. Hatta buradaki beni de türbinleri çeviren bir güç olarak hayal edin. Burada tamamen sıvı hale geldiği noktada sadece daha ve daha fazla ısıtırsanız şimdi ısı kinetik enerji için kullanılıyor. Artık su molekülleri daha, daha ve daha hızlı birbirlerini geçerek hareket ederler. Ta ki birbirlerinden tamamen bağlarını koparacakları noktaya kadar. Hatta birbirleri üzerinden kaymak bile istemezler. Sadece tamamen kopup fırlamak isterler. Bu tam olarak burada gerçekleşiyor. Ve bu buharlaşma ısıdır. Yine aynı mantıkla çalışıyor. Önce birbirlerinin yanından kayıyorlardı, birbirlerine uzanmaya çalışıyorlardı. Şimdi tamamen birbirlerinden ayrılıyorlar o zaman kesinlikle birbirlerine yakın düşebilirler. Bu kadar ısıyı eklemiş olduk. Şimdi sadece buharı ısıtıyoruz. Sadece gaz şeklindeki suyu ısıtıyoruz. Gaz şeklindeki su da sadece daha daha ve daha çok ısınıyor. Ama buradaki ilginç şey en azından benim ilk duyduğumda bana ilginç gelmişti. Ne zaman sıfır derecede suyu duyduğumda ah bu buz diye düşünüyordum. Ama bu her zaman böyle olmak zorunda değil. Suyla başlayıp onu 0 dereceye kadar soğutmaya devam ederseniz aslında suyun sadece ısısını almış olursunuz. Elinizde 0 derecede suyunuz olabilir. Yani su daha buza dönüşmemiş olabilir. Yine aynı şekilde 100 derecede daha buhara dönmemiş suyunuz da olabilir. Daha fazla enerji eklemeniz gerek. Tekrar ediyorum. 100 derecede buharınız olabileceği gibi 0 derecede suyunuz da olabilir. Her neyse umarım bu biraz da olsa maddenin halleri arasındaki fark hakkında ön bilgi vermiştir. Bir sonraki problemde bu sırada ilerlemek için aslında tam olarak ne kadar ısıya ihtiyacımız olduğunu söyleyeceğiz. Belki de içeceğimiz suyu soğuk bir hale getirmek için ne kadar buza ihtiyacımız var şeklinde eğlenceli problemler de çözebiliriz.